Türkiye'de bütün konuştuğumuz milliyetçilik algısıydı, demokrasiydi, işte vatanseverlikti vesaire. Yani bunlar Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin biricik bir vaka olduğunu gösteren kavramlar, gelişmeler de değil. Tam tersine daha geniş bakmak gerekiyor. Yani hem bölgesel olarak hem küresel olarak. Dünyada da milliyetçiliğin yükselişinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Dünyada da bu ontolojik güvensizlik dediğimiz mevhumun çok artmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve yine dünyada da demokratik geriye gidişin çokça telaffuz edildiği yine bir dönemden geçmekteyiz. Tabii bu dünya örnekleri ışığında belki biraz da Türkiye'yi de değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi dünya örnekleri de dediğimiz zaman tabii bunlar sadece iç siyaseti etkilemiyor. Yani dünyadaki bu gidişat ülkelerin dış politikalarını, işte jeopolitiğe bakışlarını da etkiliyor. Mesela Türkiye'de son dönemde çokça kullanılan bir milliyetçi dış politika mevhumu ortaya çıktı. Böyle bir kavram var. İşte Kıbrıs'ta olan gerginlikler olsun, Yunanistan'la olan son dönem gerginlikler olsun. Tüm bunlar bu milliyetçi, işte ulusal egemenliğin ön planda olduğu milliyetçi dış politika ve ulusal çıkar odaklı dış politika olarak sunuluyor. Peki esasen bu nasıl bir dış politika? Yani bu milliyetçi bir dış politika mı? Bu pragmatik bir dış politika mı? Bu stratejik özellik olarak ifade edilen bir dış politika türü mü? Ve aslında bunun iç siyasetle bağlantısını nasıl değerlendirmeliyiz? Çünkü ben kendi çalışmalarımda özellikle son dönem dış politikasının iç siyasetle çok fazlasıyla bağlantılı olduğunu, hatta yani belki de en önemli ittirici güç olduğunu düşünüyorum. Galip, sen neler söyleyeceksin bu konuda? Yazdım biraz Fuat Hocam'ın bıraktığı yerden de hani almış olayım. Bu milliyetçilik tartışmalarını yaparken bir tanesinde bu milliyetçilikle alakalı tartışmalarda yaşadığımız bir paradoks var. Yani bir dünyadaki bugün karşılaştığımız, yüzleştiğimiz meselelerin neredeyse hiçbir tanesini ulus devlet çerçevesinde çözemiyorsunuz. İşte pandemiyi çözemiyorsunuz, iklim değişimini sadece ulus devlet ölçeğinde çözemiyorsunuz, dijitalleşmeyi çözemiyorsunuz, mülteci meselesini çözemiyorsunuz, çevre sorunu çözemiyorsunuz, gıda sorunu, gıda güvenliği sorunu çözemiyorsunuz. Yani neredeyse bugün işte bizim tartıştığımız dünyayı, dünyada insanlığın temel başlıkları dediğimiz hiçbir tane sorunu ulus devlet çerçevesinde veya sadece ulusal ünitede çözemiyorsunuz. Bunların hepsi ulus üstü veya da ulus ötesi işbirliklerini gerektiriyor. Buna karşı ise bir işte milliyetçi mi deriz, işte bu popülist mi deriz, bir de reaksiyon var. Yani bu iki süreç aynı anda gerçekleşiyor. Bir tanesi ulus devlet ünitesini çok ciddi manada zorlayan, onun ötesine taşınmamızı gerektiren süreçler de çok güçlü bir şekilde yaşanıyor. Buna karşın işte bir reaksiyon da çok güçlü bir şekilde yaşanıyor. Brexit de yaşanıyor tabiri caizse, işte Trump da yaşanıyor. Fakat buna karşı ise neredeyse birçok ülkede, özellikle şehir bazında post ulus dönemi dediğimiz bir dönem de yaşanıyor. İşte Londra veya da Berlin gibi şehirler ölçeğinde bunu konuşabiliriz. İkincisi, bu milliyetçilik tartışmalarını biraz da şöyle de okuyabiliriz. Dünyada evrensel değer iddiaları olan birçok ideoloji son yıllarda özgüven kaybı yaşıyor. İşte bu ideolojilerden bir tanesi sosyalizmdi. Bu Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetlerin yıkılması sosyalizmdi ve hatta sola büyük bir, yani o dönem özellikle sosyalizme büyük bir darbe vurdu. En nihayetinde sosyalizm ulus devlet ötesi veyahut da evrensel değer iddiaları olan bir düşünsel yapıydı. Liberalizm büyük bir, yani ciddi bir özgüven kaybı yaşıyor. Son yıllarda bu 2008-2009'daki bu ekonomik krizlerden sonra bu Brexit'e, Trump'a kadar geldiğimiz süreçte de bu popülizmin yükselmesine paralel olarak liberalizmin çok ciddi manada bir özgüven kaybı yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Daha Türkiye bağlamında veya da daha Orta Doğu bağlamında yaşayacaksa yine ulus devlet ötesi, ulus ötesi iddiaları olan hareketlerden biri olarak İslamcılık büyük bir hani özgüven kaybı yaşıyor veyahut da büyük bir darbe aldı hem Arap bağrında hem Türkiye ölçeğinde. Dolayısıyla bu daha evrensel veyahut da ulus ötesi iddiaları olan ideolojilerin özgüven kaybı yaşadığı, gerilediği dönemde bu milliyetçilik biraz da fabrika ayarı gibi geliyor. Yani o en maliyetsiz ideoloji gibi ortaya çıkıyor. Yani bu milliyetçiliğin bir maliyetsiz ideoloji olması, bu milliyetçiliğin bu kadar işte revaçta olmasıyla alakalı. Mesela son dönemlerde Türkiye'de iktidar eleştirilerinde iktidarı tabiri caizse İslamcılık üzerinden mahkum etmek daha kolay, milliyetçilik üzerinden mahkum etmek daha zor.
o şeyde. Çünkü buraya muhalefetin de ciddi manada bir kısmını bu tartışmaları dahil edemezsiniz. Şimdi buradan biraz daha Senem Hocam'ın sorduğu soru, Türkiye'nin jeopolitik kimliğiyle nihayetinde bu milliyetçilik yaptı, bu Türkiye'nin iç politik nizamıyla dış politik nizamı arasında, dış politik yönünde arasında ciddi manada bir bağlantı var. Buradan hani Türkiye'nin jeopolitik kimliği üzerine geleceksek, burada belli kıstasları her daim akılda tutmamız lazım yani. Bir tanesi Türkiye'nin bu dünyadaki jeopolitik kimliğini var eden unsurlar ne? Bunlardan bir tanesi iç politika. Yani siz en nihayetinde iç politikaya dair sahip olduğunuz düzen vizyonu, arzusu veyahut da düzen anlayışı dış politikada nasıl bir konumlamaya gideceğinizi de tayin ediyor. Bunu işte Osmanlı'nın son dönem yıkılma sürecinden tutalım da mesela Osmanlı'nın son döneminin dış politikasına baktığınızda çöken bir imparatorluğun bu çöküşünü engelleme dış politikası temelde. Yani bir iç politik nizama dayanıyordu. İşte Cumhuriyet kurulduğunda bu genç bir cumhuriyeti kurumsallaştırma dış politikası, yaşatma ve kurumsallaştırma dış politikası. Ne bileyim işte çok partili hayata geçtiğimizde veya da ekonomide liberalleşme, ekonomi liberalizasyonuna gittiğimiz dönemde Türkiye'nin dış politikası bu iç politik düzen üzerine inşa ediyor. 90'lara geldiğimizde Türkiye'de hem işte siyasal bu İslamcılığın yükselişi, Kürt hareketinin yükselişinin Türkiye'nin dış politikası üzerinde devasa bir etkisi vardı. Son dönemlerde de benim dediğim bu beka düzeni Türkiye'nin dış politikasını ciddi manada belirliyor. Yani bu beka düzeni dediğim bu işte beka siyaseti, bu beka siyaseti büyük oranda 2017 referandumuna giderken biz bundan çok konuştuk. Bunu ilk defa o dönemde ciddi manada dile getirdim. Fakat bu beka düzeni dediğimiz sürecin bir siyasal psikoloji olarak inşası, bir siyaset olarak inşası, bir söylem olarak inşasını 2013 ile 2016 arası dönemde aslında bunun psikolojisi, siyaseti bir söylemi oluşmuştu. Yani bu referandum, 2017 referandum biraz daha bu söylemi, psikolojisi, siyaseti var olan şeye bir düzen elbisesi geçirdi ve bizim bu dış politikada, Türkiye'nin o dönemdeki sonraki dış politikasında ise bu beka düzeninin dış politikasıydı. Yani bu iktidarın tanımladığı ölçekte beka düzeninin dış politikasıydı. Zaten mesela hem Rusya ile hem Çin'le girilen ilişkilerin mahiyeti Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarının getirdiği bir sonuç değildi. Türkiye'de inşa edilmeye çalışılan iç siyasal nizamı taşıyacak sac ayaklarıydı. Yani bu Rusya ve Çin'le girilen ve Rusya, Çin veya da İran'la kısmını ölçekte girilen ilişkiler içeride inşa edilmeyen düzeni taşımaya matuf ilişkilerdi. Tabii ki işte Rusya'yla Türkiye'nin yakın ilişki gelişmesi makulü, doğaldır. Yani bunu işte Türkiye'deki bütün aktörler yaptı. Bunu Demirel de yaptı, bunu işte Özal da yaptı, bunu Menderes'i de yaptı, bunu Atatürk döneminde de yapıldı. Fakat bu ilişkinin mahiyeti, yani bu bir iyi ilişki olmanın ötesinde özel bir ilişki mahiyetine sahipti. Bu Türkiye'nin iç politik nizamıyla yakından ilişkili. İkincisi, bu Türkiye'nin jeopolitik kimliği aynı zamanda tarihsel olarak da bugün de global süreçlerin sonucundan belirleniyor. Yani en nihayetinde Türkiye bir küresel ekosistemin parçası. Yine işte Osmanlı'nın son dönemlerine gidecek olursak 1856'da Kırım Savaşı sonrasında Türkiye Osmanlı o dönemin Avrupa emperyal düzeninin parçası oldu. 1856 Kırım Savaşı'nın bir sonucuydu. Ve hatta hani işte Yunanistan'ın bağımsızlığı Osmanlı'da global kamuoyu algısını ilk onun farkına vardığı süreçlerden bir tanesi. Çünkü o dönem bu Yunanistan bağımsızlığı sürecinde Avrupa devletlerinin çoğunun Yunanistan desteği Osmanlı'nın despot oluşu üzerine, Osmanlı'nın işte otokrat oluşu üzerinden meşrulaştırılıyordu. Çünkü Viyana Kongresi'nde aslında şöyle bir anlayış birliği oluşmuştu. Emperyal düzen, o dönem milliyetçi akımlara karşı emperyal düzeni koruyacağız anlayışı oluşmuştu. Fakat Yunanistan bağımsızlığı sürecinde Avrupa'daki imparatorluklar buna bağlı kalmadılar. Hepsi Yunanistan bağımsızlığını desteklediler ve bunu meşrulaştırmak için de bir, Osmanlı yeteri kadar medeni olmadı. İkincisi işte bu despotluk ve otokratlık üzeriydi. Bu Osmanlı'daki reform fikriyatını canlandıran sebeplerden bir tanesiydi. Artık global bir kamuoyu var, bu global kamuoyuna hitap etmemiz gerekir. İşte tekrardan bu 1856'da Kırım Savaşı sonrası Osmanlı Avrupa Emperyal Düzeni'nin parçası oldu. 1945'teki Soğuk Savaş'tan sonra Sovyet tehdidi sonucu işte biz NATO'nun parçası olduk. Mesela 1856'da
o Osmanlı'yı Avrupa emperyal düzeninin parçası kılan üç gerekçeyle 1952'de Türkiye'nin NATO'ya götüren süreç neredeyse aynı gerekçelerdi. Neydi işte? Bir tanesi 1856'da Rus tehdidiydi. Osmanlı Avrupalı olma arzusuydu. Yani Avrupalı bir jeopolitik kimliğe sahip olma arzusuydu ve statü arayışıydı. 1952'de NATO üyesi olurken de bu üç şey önemli. Sovyet tehdidiydi. Stalin şey üzerinden. Tekrardan batılı bir jeopolitik kimliğe sahip olma ve statü talebiydi. Hasılı bu global süreçler Türkiye'nin jeopolitik kimliğini her daim tanımlayan süreçler. Soğuk Savaş bittikten sonra da işte 11 Eylül sonrasında ve bugünkü savaşta Türkiye'nin dünyadaki konumunu, Batı ile ilişkilerini ve bunun bir sonucu olarak da iç siyasal nizamını şekillendirecek bir süreç. Yani bugünkü bu gördüğümüz savaş global ölçekte yeniden bir düzen inşası veyahut da düzen yıkımı sonuçları olacak bir savaş. Bu Türkiye'nin de dünyadaki konumunu şekillendirecek ve bunun sonucu olarak da Türkiye'ndeki iç politikasına da nüfuz edecek bir süreç. Dolayısıyla bu o savaşı dışarıda gerçekleşen bir olay olarak bakmayalım. Bu dünyadaki demokrasi otoriterlik fikrini etkide bulunacak, hangisi daha dinamik bir şekilde geri geleceğini ortaya koyacak ve buna bağlı olarak da bu savaşın parçasını veyahut da dışında olan ülkelerin de kendilerini global sistemde nasıl konumlandıracaklarını tayin edecek. Üçüncü kıstas Türkiye'nin bu işte jeopolitik kimliği veya dünyada konumlanmasını, Türkiye'nin kendi iç kimlik algısı bunu çok şekillendiriyor. Yani mesela işte Arap Baharı döneminde bir İslam dünyası fikri çok ciddi manada zemin kazanmıştı, güç kazanmıştı. Yani bu işte son dönemlerde Türk dünyası fikri zemin kazanıyor. Yani bu son dönemlerde Türkiye'nin dış politikasında Türk dünyası fikrinin zemin kazandığı bir süreç yaşıyor. Avrasyacılığın hani ciddi manada bir söylem olarak gündemimize girdiğini görüyoruz. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetini aslında bugünkü durum için de okuyabiliriz. Yani o üç tarzı siyasetinden ne diyordu? Türk dünyası veya da Türkçülük fikriyatı eğer Türkçülük fikriyatının düşmanı olarak Rusya'yı konumlandırıyordu. Yani Türk dünyası fikriyatının düşmanı olarak Rusya'yı konumlandırıyordu. Fakat Batı'nın Osmanlı'nın Türk dünyası fikrini destekleyeceğini ifade ediyordu. Bugün de aslında benzer ölçekte okuyabiliriz. Yani bu Türk dünyası fikri Türkiye'nin dış politikasına zemin kazanırsa muhtemelen bu Türkiye'yi, Rusya'yı, Çin ve İran'la karşı karşıya getirir. Ama bu belli ölçekte Batı'dan destek görür. Çünkü bu temelde bir anti-Rus, anti-Çin ve anti-İran görülür. Avrasyacılık, hani bu son dönemlerde, son yıllarda yükselen Avrasyacılık fikriyatının bir jeopolitik tahayyülü olmaktan ziyade bir ideolojik konumlanmaya tekabül ediyor. Yani her ne kadar ismi Avrasya olsa, işte ismi coğrafik bir bölgeye atıfta bulunsa da bugünkü Avrasyacılık temelde bir ideolojik konumlanmadır. Ve bunun merkezinde ise anti-batıcılık vardır. Adı konmadan anti-demokrasi vardır. Adı konmadan anti-liberalizm vardır. Bugünkü Avrasyacılık fikrinin temellerinde. Bunun burada adı konmadan tekrardan anti noktalardan bir tanesi de Türkiye'nin birçok kimlik bileşeninin düşman tehdit görülmesi perspektifi vardır bu Avrasyacı siyasette. Alevilik bu bakışta tehdit şeyle, Türklük bu bakışta tehdit şeyle görülüyor. Belli ölçüde dindarlık. Dolayısıyla bu Avrasyacılık temelde bir ideolojik konumlanma. Bir jeopolitik tahayyül değil ve merkezinde de bu Batı karşıtlığı var. Mesela İsmail Cem gibi aktörlerin daha önce dile getirdiği Avrasyacılık da bizim 2016-17 sonrası duyduğumuz Avrasyacılık ismen aynı olsa da taban tabana zıt ikisi. Çünkü İsmail Cem'in Avrasyacılığı o dönem temelde bir jeopolitik tahayyüldü. Şöyle bir mantığa dayanıyordu. Soğuk Savaş bitti. Dolayısıyla Batı ile Asya arasındaki bu var olan sınırlar kaçınılmaz olarak ortadan kalkacak. Global teknolojik ve ekonomik süreçler bu iki bölgenin entegrasyonunu daha fazla getirecek. Ve Türkiye'de bu iki bölgenin merkezde yer alan bir aktör olarak kendi işte jeopolitik ufkunu daha geniş tutmaya matuftur. Buna karşı bugün işte birçok da işte bu emekli askerlerin dillendirdiği Avrasyacılık temelde Batı'yla sert bir kopuşu öngörüyor. Rusya ve Çin'e yaklaşma fikriyatına sahip. Bunun iç politikaya dair söylenmeyen bakış açısı
demokrasi karşıtlığı, liberalizm karşıtlığı, batı karşıtlığı ve Türkiye'nin kimlik bileşenlerinin bir kısmının tehdit bakış açısıyla görülmesi. Yani işte Kürt kimliği olsun, Alevilik kimliği olsun. Bu Avrasyacı bakışta, daha doğrusu Türkiye'nin farklı kimlik bileşenlerinin birçoğu bu Avrasyacı bakış açısından tehdit görülüyor. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dış politikasının şekillenmesinde kendisine nasıl bir kimlik atfettiği, nasıl bir kimlik vizyonuna sahip olduğu çok merkeze yer alacak. Türkiye kimliğini var eden bileşenleri tehdit olarak mı görecek, yoksa bunun Türkiye'nin dış politikadaki doğal uzantıları olarak mı görecek? Yani siz Kürt meselesini veya da Kürtlüğü bir tehdit bakış açısıyla görürseniz Orta Doğu'ya daha farklı bir şeyle yaklaşırsınız. Dış politika farklı şey davranırsınız. Fakat bunu doğal uzantınız olarak göreceksiniz. Benzer şekilde Alevili daha farklı yaklaşacaksınız. Son olarak bu kimlik bileşenlerinin ötesinde bir de enstrüman önemli. Yani siz Türkiye'nin global marka değerini ne üzerinden tanımlıyorsunuz? Yani Türkiye bugün eğer bir global markasını inşa etmeye çalışan bir firma olsaydı ve hatta hani öyle bir Türkiye markasını neyle şey yapıyoruz? Bir dönem bunun mesela pasaport değeri fikri üzerinden tartışıyorduk. Çünkü pasaport değeri şu demek, kolektif bir iyileşme gerektiriyor. Yani pasaport değeri eğitimde de bir iyileşme gerektiriyor, demokrasi standartlarından bir iyileşme gerektiriyor, ekonomide bir iyileştirme gerektiriyor, daha kolektif ve daha total bir iyileştirme gerektiriyor. Son dönemlerde Türkiye'nin marka değerini daha jeopolitik ve daha savunma sanayi merkezi tanımlıyoruz. Drone merkezi tanımlıyoruz. Yani Türkiye'nin bugün mesela global kimliğinin inşasında çok ciddi manada drone vurgusu yapıyoruz. Yani neredeyse Türkiye bir drone fabrikasıymış gibi şey yapıyoruz. Yani son yıllarda Türkiye'nin dış politika taşması büyük oranda bir güvenlik politikalarına endekslenmiş durumda. Yani bu dış politika büyük oranda adeta güvenlik politikaları merkezli. Bunda büyük oranda bir savunma sanayinde büyük oranda bir drone meselesine indirgemiş durumdayız. Yani Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayine sahip olması negatif bir şey değil, gayet pozitif bir şey. Türkiye'nin iyi drone yapabilmesi verdi ama Türkiye'nin marka değerinin drone üzerinden tanımlaması sıkıntılı bir şey. Çünkü bu demokrasi veya da diğer total iyileşme süreçlerinin geri plana atılması demek. Yani siz pasaport değeri üzerine yaptığınızda bu pasaport değerinin tartışmalarına girdi olarak burada demokrasi kalitesi de olmak zorunda, burada eğitim kalitesi de olmak zorunda, burada ekonomik kalkınma da olmak zorunda, burada işte daha hak ve hürriyetleri de olmak zorunda. Ama bunu bir jeopolitik veya da bir savunma sanayi enstrümanı üzerine yaptığınızda bunların hiçbir neresine ihtiyaç duymuyorsunuz. İran'da bunu yapıyor. Suda bunu yapıyor yani. Rusya'da işte bunu yapıyor. İran'da işte Rusya'ya epey drone sağlıyor. En son Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı dronların bazılarını İran yapımı. Hasılı Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu dünyadaki marka değerini ne üzerine inşa etmeli? Ben bu dünyadaki marka değerinin kendi iç siyasal nizamı üzerine ve daha total iyileşme gerektiren konular üzerine. Mesela bir muhalefetin şahsi kanaatinde en büyük girdaplarından bir tanesi dış politika eleştirilerinin çok talih konulara indirgenmesi. Çünkü en nihayetinde bu dış politika ile iç politika arasında bir bağlantı kurmuyor. Türkiye'nin bu dış politikadaki oryantasyonsuzluğun temel sebebi iç politikadaki vizyonsuzlukla alakalı. Sizin iç politikaya dair güçlü bir vizyonunuz yoksa dış politikaya dair de bir oryantasyonunuz olmuyor. Muhalefet bu eleştirilerini, yani bu sadece iktidar muhalefet denkleminde, muhalefet bu iç politika, iç nizam kısmını kaçırdığı için dış politika eleştirilerini de daha tali, daha mesele bazlı yapıyor. Hakan abim bir sorusu vardı. Bu tabiri caizse ne oldu küreselleşme temelden ve yeni önümüzdeki dönemde bunlar terse mi dönüyor? Onu etkileyecek en temel şey bu şimdi Batı ile Rusya ve Batı ile Çin arasındaki bu yeni rekabetin alacağı mahiyet. En nihayetinde bu küreselleşme dediğimiz, yani bu 90'lar 2000'lerin anladığımız küreselleşmesi, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve tabiri caizse Batı'nın galip gelmesiydi. Ve onun işte artık bir kutuplu dünyadan değil, bir yerine tek kutuplu, belli bir süre sonra da işte tek kutuplu da olmayan, daha tanımlanmayan bir öğeye dönüştü. Böyle bir dünyanın sonucuydu. Ama eğer bu Rusya ve Çin'le rekabet, özellikle Çin'le, çünkü Rusya jeopolitik rakip, Çin sistemik rakip, Çin'le rekabet yarın daha sert bir mahiyet alırsa, bu
ekonomiden teknolojiye kadar bütün süreçlerin jeopolitik bir perspektifle yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek. Yani Soğuk Savaş'tan sonra işte mesela birçok büyük proje ekonomik bir mantıkla yapıldı, teknolojik mantıklarla yapıldı. Şimdi mesela Avrupa enerji güvenliğini çok jeopolitik bir perspektifle bundan sonra tartışacak. Yani bu sadece işte enerjinin mantığıyla yapmayacak. Yani çok jeopolitik bir şeyle. Şimdi mesela bu 5G tartışmaları veyahut da işte bu hassas teknolojiler tartışması veyahut da işte bu altyapı yatırımları tartışması artık ciddi manada bir jeopolitik süzgeçten geçirilecek. Yani bu Huawei firması mı olacak, Samsung mu olacak? Amerikalılar mesela şeyi dolaşıyor. Şu anda işte daha yakın dönemde Körfez'deydim. İşte Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki işte bana diyor ki Huawei'den alma 5G'yi, Samsung'dan al diyor. Çünkü artık bu şeyle bir jeopolitik mantıkla yapıyor. Kendisine olmayanı Çin'den alınmaması için mesela Japonları, işte Korelileri daha fazla farklı bölgelere sokuyor. Dolayısıyla bundan sonra bu küreselleşme tartışmalarının ana eksenlerinden bir tanesi dünya ne kadar fragmente olup olmayacağıyla alakalı olacak. Bu da işte bu büyük güç rekabetinin nereye gideceğiyle alakalı. İkincisi de bu küreselleşmenin yarattığı hoşnutsuzluğun nasıl giderileceğiyle alakalı. Çünkü işte bu 20-30 yıllık bir bakiye var artık. Yani burada işte kazananlar, kaybedenler, işte hangi boyut, belli boyutta ön plana çıkarıldı, belli boyutta ön plana çıkarılmadı. Yani tamam işte finans küreselleşti, ekonomi küreselleşti ama insanların hareket serbestliği konusunda hiçbir zaman küreselleşmedi zaten. Yani belli başta haklar üzerinde zaten serbestleşme yaşanmadı. Bu dönemde muhtemelen buradaki eksik boyutlar veya buradaki sıkıntı konuları, nakıs konular daha fazla tartışılacak. Ben gidişatın, yani bu işte tersine bir küreselleşme tartışmaları oluyor. Açıkçası ona henüz o noktada değilim. Yani bölgesel boyutlar muhtemelen daha da önemli hale gelecek bu süreçte. Ama bunun ulus devlet parantezine geri gitme olarak görmüyorum. Yani ben orayı, çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi, yani aşıdan iklime kadar bütün sahici sorunlar, bütün sahici meseleler daha üst üniteler gerektiriyor. Yani o açıdan ben bu ulus devlet parantezine gideceğimiz kanaatinde değilim. Son olarak da bu kimliklerle alakalı, yani ben bu konuda çok şeye sahip değilim. Bu biraz siyasal partiler, yani bizim sahip olduğumuz birçok siyasal parti 19. yüzyılı 20. yüzyılın gerçekleriyle inşa oldu. Yani siyasal yapılar, kurumsal siyaset büyük oranda, yani işte bu batıdaki işçi partilerine baktığımızda endüstrilerin yarattığı partilerdi. Yani büyük endüstriler, işte büyük şeylerin yarattığı partilerdi. Ama birçok bugün ülkede büyük endüstriler yok artık. Yani daha hizmet sektörüne, daha fazla dijitalleşmeye getirdik ama partiler o hızda dönüşemiyorlar. Yani mesela işçi partisini düşünelim. İşte bundan 2-3 yıl önce bir Almanya'nın Ruhr, telaffuz etmekte güçlük çekiyor, Ruhr bölgesine bir çalışma şeyine gittik. Şimdi o dönemde daha önce bütün şey o kömür ocakları, çelik, şu bu falan, onların etrafına inşa edilmişti. Ve işte oradaki Sosyal Demokrat Parti, yani ana partiydi. Şimdi oradaki bu ocakların büyük kısmı kapatılmıştı. Yani bu madenlerin neredeyse tamamı kapanmıştı. O büyük endüstriler kapanmıştı. Ama Sosyal Demokrat Parti bu yani ekonomik hayatta yaşadığı dönüşümün kadar radikal bir dönüşüm yaşayamıyor. O da bir temsil açığı yaratıyor. Yani bugün mesela şimdi oradaki çalışan bir insan daha önce eğitim, öngörülebilirlik, statü ve güvence veriyordu. Bugün eğitim bunları vermeyebiliyor artık. Yani işte hayatına dair öngörülebilirlik vermeyebiliyor, güvence vermeyebiliyor ve statü vermeyebiliyor eskisi kadar. Ama daha önce eğitim süreçleri, öngörülebilirlik, statü ve şey verebiliyor. Bu da bütün bu başlıklarda bir tatminsizlik ve bir açıklık yaratıyor. Dolayısıyla bu kurumsal siyaset gerçek hayatta yaşadığı dönüşümleri ne ölçekte yakalayacak? Yani o şeyde bu işçi partileri veyahut da bu sosyal demokratlar bunun çok güzel bir örneği. Yani bu dijitalleşme yaşayan bir partiyle endüstri döneminin ürünü olan, dijitalleşen bir ekonomiyle endüstri döneminin ürünü olan bir siyasal parti arasındaki makas açıklığı nasıl kapanacak?
Yani aslında bu söylediğin tabii şunu direkt akla da getiriyor. Yani pek bahsetmedik ama yani en nihayetinde hani bu işte güvensizlik, işte aşırı sağın yükselişi, yani Türkiye'nin kendine özgü değil, yani bir daha bir küresel ve bölgesel bağlamda değerlendirmesi gerektiği lazım dediğimiz zaman, yani neoliberal ekonominin de konuşulması gerekiyor. Yani neoliberal kapitalizmin aşırılıklarının törpülenmemiş olması, eşitsizliği arttırıyor olması, merkez partilerin dediğin gibi buna cevap veremiyor olması, ama esasen sınıf meselesinin hala orada duruyor olması, işçi sınıflarının mesela İngiltere'de kalkıp sağ partilere ve Brexit oyunda o şekilde Brexit lehinde karar vermiş olması falan, yani bunların hepsi aslında merkezin de bu talebi karşılayamadığını, yani etkili politikalar da geliştiremediği için bu yaşanıyor. Yani bence işin bu siyasal ekonomisinin de altını çizmek fayda var diye. Bir de hocam o konuda mesela güzel bir şey, biz mesela bu popülizm tartışması da bazen popülizm tartışması tanımlamaktan güçlük çektiğimizi mahkum ettiğimiz bir şeyle dönüşmemesi lazım. Yani bu popülizm tartışmaları bazen işte yani bu etiketleme belli ölçekte bir mahkumiyet ve kriminalizasyonla beraber geldiği için asıl o süreçle yüzleşemiyorsunuz. Yani bu bütün bu işte tepkilerin hepsini bir mahkum etmekten ziyade ana dinamiklere daha fazla kafa yormak lazım. Yani bugün Trump'ın temsil ettiği popülizmle Johnson'ın temsil ettiği popülizm çok farklı. Çok benzer noktaları var. Ya her şeyden önce Johnson milliyetçi değil. Yani İngiltere tarihinin işte tabiri caizse en renkli kabinelerinden bir tanesini adam şartlama. Trump milliyetçi bir adam aynı zamanda. Yani hasılı bu belli kavramları bazen meseleleri anlamaktan daha ziyade sanki meseleleri anlamamızı güçleştiren bir ifade görüyor. Popülizm de ben biraz böyle görüyorum.